Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Einkaufsdialoge, yani alışverişte geçen diyaloglar arkadaşlar. Öncelikle satış yapan ya da tezgahtarın bize sorması gereken yapılar vardır. Öncelikle onu göreceğiz. Ardından biz bir ürünü aldığımızda ne şekilde davranırız, hangi kalıpları kullanırız onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle tezgahtarın bize ne şekilde sorduğunu bir inceleyelim. Fragen, was jemand möchte. Fragen arkadaşlar neydi? Soru sormak. Was jemand möchte. Jemand birisi demek arkadaşlar. Tabii burada bu bir cümle olmadığı için bir kalıp gibi görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla fragen was jemand möchte, soru sormak. Birisi ne şekilde, ne istediğini, değil mi? Karşındaki was jemand möchte, yani karşındaki birisi ya da herhangi birisi ne istediğini ne şekilde sorarızın kalıplarını bir inceleyelim arkadaşlar. Was darf es sein? Was darf es sein? Bunu hatırlayacaksınız arkadaşlar. Modal fiil konusunda görmüştük bunu. Dürfen neydi? İzin hallerinde kullanılıyordu. Ne olsun, ne istersiniz anlamına geliyor. Sein'i de biliyorsunuz. Bunun tabii mazhar hali karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü dürfen'le beraber ne şekilde kullanılıyordu? Mazhar'da kullanılıyordu. Hatırlayacak olursak bu neydi? Ich bin, du bist, er, sie, es, ist. Wir sind, ihr seid, sie, sie, sind, değil mi? Bunun mazhar hali demek ki sein'miş. Dolayısıyla ne olsun, ne istersiniz anlamına gelen was darf es sein, evet şeklinde tezgahtar bunu bize sormuş oluyor. Ja da diğer türlü ne diyebilir bize? Sie wünschen bitte, ne arzu etmiştiniz anlamında. Evet, bu soru şeklinde gidiyor. Neden? Çünkü melodiden dolayı arkadaşlar. Burada herhangi bir V'li bir soru yok. Wer, wie, wo, was, öyle değil mi? Ya da bir eylemle başlayan bir soru yapısı değil bu. Dolayısıyla Sie wünschen bitte, ne arzu etmiştiniz? Demek ki wünschen, istemek, arzu etmek anlamında. Bitte, bitte o kadar çok anlamı var ki arkadaşlar. Rica etmek, lütfen demek. O kadar çok ki anlamı, ancak burada baktığımızda ne arzu etmiştiniz anlamına gelmiş oluyor. Buraya baktığımızda bitte schön, evet bu buyurun anlamında bitte schön demiş oluyorum. Bu bir ünlem cümlesi olmuş olsaydı arkadaşlar, buyurun dediğimde diyelim ki ben parayı veriyorum. Dolayısıyla bitte schön demiş oluyorum. Ancak burada tezgahtar bana diyor ki buyurun ne istemiştiniz? Bitte schön. Buraya baktığımızda noch etwas, noch daha demek arkadaşlar. Etwas birazcık anlamında. Ancak buradakinin anlamı şu, daha başka bir şey ister misiniz? Noch etwas. Demek ki noch etwas, daha başka bir şey ister misiniz anlamında. Bu anlama gelen diğer cümleye baktığımızda bu birazcık daha bir uzun versiyonda karşımıza çıkmış oluyor. Bakın burada gene dürfen var. Darf es sonst noch etwas sein? Daha başka bir şey olsun ister misiniz anlamında. Sonst noch, daha başka etwas, bir şey. Demek ki daha başka bir şey ister misiniz derken darf es sonst noch etwas sein demiş oluyoruz. Dilerseniz bu yapıları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Was darf es sein? Was darf es sein? Sie wünschen bitte? Sie wünschen bitte? Bitte schön? Bitte schön? Noch etwas? Noch etwas? Darf es sonst noch etwas sein? Darf es sonst noch etwas sein? Dikkat ettiysek arkadaşlar, melodiler çok çok fark ettiriyor burada soru cümlesi mi yoksa ünlem cümlesi olduğuna dair. Bu çok çok önemli. Tıpkı burada demiş olduğum gibi, ben şimdi bitte schön diyecek olsaydım ne olurdu bu? Buyurun anlamına geliyor. Ancak bitte schön, buyurun, ne arzu etmiştiniz anlamına gelmiş oluyor. Şimdi de arkadaşlar, sagen was man möchte, sagen söylemek arkadaşlar, was man möchte, ne istediğini söylemek. Burada arkadaşlar man'ı görüyoruz.
Burada bu bir genelleme yapmak istediğimde man'ı kullanmış oluyorum. Ve üçüncü tekil olarak çekimleniyor. Bunu bir kalıp olarak görelim arkadaşlar. Bu bir cümle değil. Dolayısıyla zen was man möchte söylemek, ne istediğini söylemek anlamında. Cümlelere baktığımızda arkadaşlar, ilk cümleyi incelediğimizde Ich hätte gern 2 kilo Kartoffeln. Ich hätte gern isterdim, arzu ederdim anlamına geliyor arkadaşlar. 2 kilo adından anlaşılacağı üzere 2 kilo Kartoffeln patatesler demek arkadaşlar. Yani çoğul olarak die Kartoffeln demiş oluyorum. Bu arada arkadaşlar yiyecekler konusunu ayrıntılı bir şekilde görüyor olacağız. Şimdi öncelikle kalıp olarak görelim. Ardından bunları ayrıntılı göreceğiz arkadaşlar. Demek ki ben 2 kilo patates isterdim gibi bir anlam çıkmış oluyor güzel Türkçemizde. Ich hätte gern 2 kilo Kartoffeln. Buraya baktığımızda arkadaşlar emir kipi şeklinde çıktığını fark etmişsinizdir arkadaşlar. Emir kiplerinde ne yapıyorduk? Eğer izlememiş olanlar varsa aranızda mutlaka bunu izlesinler arkadaşlar. İmperatif konusunda ayrıntılı görmüştük. Geben Sie mir, bana verin. Evet. Bitte, lütfen. 5 Äpfel. Evet. Çoğul olarak yaptığımızda arkadaşlar Apfel çoğullarda Die Äpfel diye karşımıza çıkıyor. 5 elma. Tabi burada güzel Türkçemizden farklı olarak çoğul olarak söylemem gerekiyor. 5 elmalar gibi düşünmem gerekiyor. 5 Äpfel bitte neydi? Lütfen demekti. Mia bana demekti. Geben Sie mir, bana verin lütfen. Demek ki lütfen bana 5 elma verin diyecek olursam Geben Sie mir bitte 5 Äpfel demiş oluyorum. Buraya baktığımızda bunu biliyoruz artık, öyle değil mi? Möchten neydi? Modal fiillerde geçiyordu. İstemek demekti arkadaşlar. Einen Liter akusatif alıyordu, öyle değil mi? Einen Liter, bunu da akusatif konusunda ayrıntılı görmüştük. Der Liter olduğundan dolayı bir litre süt verin, düzeltiyorum. Bir litre süt istiyorum derken demek ki Ich möchte einen Liter Milch demiş oluyorum. Demek ki süt neymiş arkadaşlar? Milch demekmiş ki bunu da yiyecek ve içecekler konusunda ayrıntılı görüyor olacağız. Buraya baktığımızda arkadaşlar Ich nehme, nehmen arkadaşlar almak demek arkadaşlar. Şimdi burada varyasyon yapmaya çalıştım. 200 gram peynir alırım dediğimizde Ich nehme 200 gram Käse demiş oluyorum. Bakın burada da gene bir şey yapmış oluyorum. Bu satıcı ya da esnaftan ne demiş oluyorum ya da tezgahtardan, her kimse bu satışı yapan, 200 gram peynir rica etmiş oluyorum, alırım demiş oluyorum. Dolayısıyla Ich nehme alırım 200 gram Käse demiş oluyorum. Brötchen, brötchen arkadaşlar sandviç ekmeği demekti. Dolayısıyla 4 sandviç ekmeği, bu küçük ekmekleri kastetmiş oluyoruz. Ich nehme 4 Brötchen demiş oluyoruz. Eine Flasche Ketchup. Die Flasche neydi arkadaşlar? Ambalajlar konusunda görmüştük. Bu şişe demekti, öyle değil mi? Bir şişe ketçap alırım derken Ich nehme eine Flasche Ketchup demiş oluyorum. Bana az önce bu soru yapılarından başka bir şey arzu eder misiniz derken teşekkür ederim, hepsi bu kadar diyecek olursam danke, teşekkür ediyorum. Das ist alles. Alles tamamı, hepsi bu dediğimde demek ki daha başka bir şey istemiyorum, hepsi bu derken danke, das ist alles demiş oluyorum. Dilerseniz bu yapıları arkadaşlar doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich hätte gern 2 Kilo Kartoffeln. Ich hätte gern 2 Kilo Kartoffeln. Geben Sie mir bitte 5 Äpfel. Geben Sie mir bitte 5 Äpfel. Ich möchte einen Liter Milch. Ich möchte einen Liter Milch. Ich nehme 200 Gramm Käse. Ich nehme 200 Gramm Käse.
Käse. Ich nehme 4 Brötchen. Ich nehme 4 Brötchen. Ich nehme eine Flasche Ketchup. Ich nehme eine Flasche Ketchup. Danke, das ist alles. Danke, das ist alles. Şimdi de arkadaşlar, bir şey istediğimizde bugün söz gelimi işte elma var mı, bugün süt var mı gibi kalıpları bir görelim isterseniz arkadaşlar. Gibt es heute Äpfel? Heute bugün demek arkadaşlar. Geben neydi? Bulunmakta mıdır, var mıdır anlamında. Gibt es heute Äpfel? Bugün elma var mıdır diyoruz arkadaşlar. Tabi burada gene çoğul olarak karşımıza çıkmış oluyor. Milch az önce de söylemiştik neydi? Süt demekti. Heute bugün demekmiş. Sütünüz var mı? Bugün sütünüz var mı anlamında. Haben Sie heute Milch? Demek ki bugün sütünüz var mı anlamında. 1 kilo elma lütfen derken bakın burada gene çoğul olarak söylemem gerekiyor. Ein Kilo Äpfel bitte demiş oluyorum. Demek ki ein Kilo Äpfel bitte. 1 kilo elma lütfen demiş oluyorum. Aynı şekilde 1 litre süt lütfen derken einen Liter Milch bitte demiş oluyorum. Dilerseniz bu kalıpları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Gibt es heute Äpfel? Gibt es heute Äpfel? Haben Sie heute Milch? Haben Sie heute Milch? Ein Kilo Äpfel bitte. Ein Kilo Äpfel bitte. Einen Liter Milch bitte. Einen Liter Milch bitte. Evet. Bu dersimizde de arkadaşlar Einkaufsdialoge yani alışveriş esnasında geçebilecek diyalogları görmüş olduk. Demek ki esnaf ya da işte tezgahtar bize ne şekilde soru soracaktır ve biz taleplerimizi, ne istediğimizi ne şekilde ifade ederiz'i vermeye çalıştık. En basit ve en kullanılan kalıplarla vermeye çalıştık arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.